Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlüklü İskelet. Şu an Biraz Sohbet isimli kanalımdasınız. Aslında bir kanalım daha var. Gözlüklü İskelet isimli oyun kanalım. YouTube/Gözlüklü İskelet. Oyunları orada yayınlıyorum. Sohbet etmek istediğim zamansa bu kanala koyuyorum videolarımı. Bugün sizlere böyle hayatta, günlük yaşamımızda başıma gelen böyle gıcık olduğum bazı 5 durum var. Onları paylaşmak istiyorum. Bakalım bunlar sizin de başınıza geliyor mu? Görelim. Eğer sizde böyle şeyler oluyorsa yorumlarda paylaşırsınız değerli dostlar. Evet, birinci sırada, yani bir sıralaması yok aslında hayatımda bir etki etme konusunda. Yani o daha önce geliyor, şu daha sonra geliyor, yok ama aklıma gelme sırasıyla anlatıyorum. Bir, parfüm şişesinin kapağındaki delik. Değerli dostlar, yani parfüm sıkacağım, bakıyorum yok, çevir bir türlü gelmiyor. Sanki ben çevirdikçe o delik kaçıyormuş gibi hissediyorum, bir türlü deliği bulamıyorum. Yani neden öyle bir şey? Acaba döndürürken parmağımla ben de döndürüyor muyum ekstra diyorum. Ya 4 kere çeviriyorum, deliği bulamıyorum, bir daha ters çeviriyorum, delik o zaman geliyor. Sanki bilimsel, yani böyle bilim dışı, nasıl derler, paranormal bir olay oluyormuş gibi hissediyorum. Çok gıcık bir durum. Yine buna benzer, parfümdeki şişenin kapağın deliğini bulma olayına benzer bir şey var. Priz, yani prizlere fişi takabilmek. Sanki, yani görebildiğiniz bir yerdeyse takabiliyorsunuz ama göremediğiniz bir yerdeyse sanki birisi orada delikleri kapatıyor mu ne oluyorsa. Bir türlü Allah'ım ya. Ya oğlum. Bununla ilgili aslında internette böyle bir meme, yani yayılan bir gif de vardı. Orada eliyle kapatıyordu sanki birisi gibi yapmışlardı. O da güzel. O da durumu çok iyi özetti ama bu çok gerçekten ilginç bir durum. Takmaya çalışıyorsun, bir türlü girmiyor. Allah'ım delireceğim diyorsun. Eğiliyor, yani görebiliyorsan eğer tabii ki eğilip bakıyorsun. Lan burası Allah Allah oluyor, şak diye giriyor. Yukarıdan yapınca olmuyor falan. Bu da gıcık durumlardan bir tanesi değerli dostlar. Evet, benim en çok, yani beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi kış ayları. Biliyorsunuz böyle sosyal medyada kışçılar, yazcılar, kış daha iyi, hayır yaz diyor falan diye böyle bir çatışmalar oluyor. Tabii tatlı çatışmalar. Keşke her çatışma öyle olsa. Ben kışçı değilim, ben yazcıyım. Kışı neden sevmiyorum? Çünkü kışın beni elektrik çarpıyor değerli dostlar. İnanılmaz bir şekilde elektrik çarpıyor. Artık kapıları, yani kış ayı girdikten böyle birkaç ay sonra, yani iyice soğumaya başlayınca artık yün, çorap, evde çorapla gezme, işte battaniye, yünlü falan filan derken statik elektrik birikiyor vücudumuzda ve bu yüzden dolayı da kapıyı açarken, lavaboyu açarken demir, metal ve toprakla bağlantısı olan bir şey değdi mi elektrik çarpıyor. Hem de çok acıtıyor yani, inanılmaz bir şekilde. Artık böyle asansöre binerken falan komşular olursa kendimi deli gibi hissediyorum. Çünkü şöyle 3-4 kere parmağına temas edip böyle, yani kısaca önce çarpsın ondan sonra açayım, o acıyı çekmeyeyim gibi bir his oluşuyor ve bu bana sonra tik gibi oluşuyor. Yaza girdiğimde bile hala kapıları, çeşmeleri açmadan önce birkaç kere parmağımla dokunuyorum. Sanki tanrılar çıldırmış olmalı filmdeki gibi, böyle bir Coca-Cola şişesine hani bakıyorlar ya, bir değmeye çalışıyorlar, bize bir şey yapar mı gibi. Ben de o duruma düşüyorum. İnanılmaz rahatsız ediyor beni kış aylarında elektrik çarpması. Buna nasıl bir çözüm bulacağız bilmiyorum. Yanımızda bir saksıyla mı dolaşmak lazım acaba? Ara sıra topraklayıp kendimizi elektrikten kurtulmak lazım belki, bilemiyorum değerli dostlar. Yine böyle başıma çok gelen olaylardan birisi ve rahatsız ediyor bazen. Çorap giyiyoruz değerli dostlar. Size de oluyor mu bilmiyorum, illa ki oluyordur. Çorabı giyiyorsun, o çorabın dikiş noktasının toparlandığı bir yer var, dikiş yeri. O böyle ayağına batıyor, parmağına bir yerine. Çeviriyorsun ayağına, uğraşıyorsun, tekrar batıyor ya da batmıyor, geçiyor. Tam ayakkabı giyiyorsun, o alttan böyle rahatsız ediyor seni sürekli. Böyle oradan basıyor ayağını, seni rahatsız ediyor, bırakmıyor. Ve bu durum inanılmaz rahatsız ediyor. Yani insan böyle toplum içindeyken çıkarıp ayakkabısını, çorabını düzeltmek istiyor veya atmak istiyor çorabı. Dikişleri olup toplanan ve ayağa batan çoraplardan nefret ediyorum. Son olay şu. Yani size de oluyor mu bilmiyorum. Böyle caddede yürüyorsunuz. Birini görüyorsun, tanıdık şimdi. Aslında selam vermesen de olur ama şimdi ayıp olur diyorsun. Tam selam vereceksin, merhaba derken o adam başka yere bakıyor veya kadın, yani o kişi. Senin selamını görmüyorsan böyle merhaba. Yani sanki Stephen Curry veya Houston Rockets'ta kimdi o? James Harden'dan veya Stephen Curry'den bir ayak hareketi yemişsin gibi böyle bacağın kırılmış şekilde sağa doğru uçup gidiyorsun. Ya bir selamımızı al, tam böyle kalıyorsun. Acaba kimse gördü mü? Salak duruma düştün mü? Şeklinde bir duygu hissi oluşuyor insanda. O da gıcık bir durum değerli dostlar. Evet, yani normalde kanalda oyun içerikleri paylaşıyorum. Oyun incelemeleri. Yani oyun inceleme demeyeyim de oyun deneyimlerimi paylaşıyorum. Yani oyun incelemesi yapacak kadar tecrübem ve bilgi birikimim yok. Oyun incelemesi yapan arkadaşlara da saygısızlık etmek istemem. Ben deneyimlerimi paylaşıyorum. İşte bundan sonra böyle izlediğim filmler, böyle garip başımıza gelen olaylar, hayatla kafamıza takılan şeyler de paylaşmaya devam edeceğim.
Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Ve yorumlarda da sizin böyle başınıza gelen sevmediğiniz olaylar varsa paylaşmanızı rica ederim. Diğer videolarda görüşürüz.